Konu nedir Selahattin amca? Neden topladınız yönetim kurulunu? Holdingin yönetimiyle ilgili bir takım değişiklikler yapacağız. Ne gibi değişiklikler? Önce biz aramızda bir konuşsaydık. Sen de herkes gibi birazdan öğrenirsin İlhan. Sabret. Merhaba. 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 Buyurun efendim. Biliyorsunuz, Mermertay ailesi olarak acı bir kayıp yaşadık. Oğlumun bıraktığı yerden şirketleri toparlayıp güçlendirmek bu yönetim kurulunun görevi. Ama ben el birliğiyle bu zor günleri de atlatacağımıza inanıyorum. Menderes Bey'in yerini dolduramasak da holding adına en verimli kararları alacağımızdan emin olabilirsiniz. Eminim. Şimdi asıl konumuza gelelim. Mermertay Holding'in hisse sahiplerinden birini yönetim kurulu üyesi yapmaya karar verdi. Bundan sonra alınacak bütün kararlarımızda imza yetkisi bu yeni üyeye ait olacaktır. Menderes'in vefatıyla şirketin imza yetkisi bende Selahattin amca. Hatırlatırım. Yönetim kurulunda yapacağım değişiklik de bu, İlhan. Peki imza yetkisini kime devredeceğim? Ben bunu anlayamadım. İşte kendisi de geldi. Size gelinim Asuman Mermertay'ı tanıştırayım arkadaşlar. Mermertay Holding'in yeni genel müdür. Asuman Hanım bundan böyle şirketimizin genel müdürüdür. Oğlumun bıraktığı yerden kendisi devam edecek. Gelinimin bu işin altından başarıyla kalkacağına ben inanıyorum. Evet arkadaşlar, rahmetli oğluma gösterdiğiniz saygı ve desteği eşine de göstereceğinizden eminim. Geldiğiniz için sağ olun beyler. Toplantı bitmiştir. Başarılar, tebrikler. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. İlhan, sen kalsana. Konuşacaklarımız var. Bu nasıl olur anlamıyorum Selahattin amca. Asuman hangi bilgisiyle, hangi iş tecrübesiyle yönetecek koca holdingi? Dikkatli konuş İlhan. Menderes'in alın teriyle büyüttüğü koca şirketi batırmak mı istiyorsunuz siz? Mermertay Holding bir aile şirketidir. Asuman da Menderes'in karısı olduğuna göre şirketin tek yetkili imzasıdır, o kadar. Burası aynındaki madenlere benzemez Selahattin amca. Biz burada taş çıkarmıyoruz. Dünyayla çalışıyoruz. Ne zorlu ihalelere giriyoruz biliyor musunuz siz? Asuman bu işin altından asla kalkamaz. Herkes nasıl yapıyorsa ben de öyle yaparım İlhan. Yok kabul edemem diyorsan sen bilirsin. Ben çıkıyorum. Bir şey olursa cepten ulaşırsınız. Tamam İlhan Bey. Alo. Yes sir. Can you wait one moment? May I take your phone number? Okay, I write it down.
Zero, yes, seven. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Gelinim, nasıl buldun holdingimizi? Çok büyükmüş. Bu büyük holdingi sen yöneteceksin artık. Sizce yapabilecek miyim baba? Becerebilir miyim? Tabii ki becereceksin. Bu kadar danışmana, yöneticiye boşuna mı avuç dolusu para veriyoruz? Hepsi sana yardımcı olmak için elinden geleni yapacak. Dert etme sen. Her şeyi yavaş yavaş öğrenirsin. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Nasıl, her şey normal değil mi doktor hanım? Telaşlanmayın. İkiniz de çok sağlıklısınız Leyla hanım. Kalp atışlarını duyabiliyorum. Elbette. Bebeğiniz artık gelişmeye başladı. Yakında cinsiyetini de öğrenebiliriz. Kızım olacak galiba. İçime doğuyor. İnşallah. Geldiler ya. Efendim. Aslan torunum. Dedeciğim, annem nerede? O canım benim. Bu bizim yeni evimiz mi? Ya, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin Fatma Nur Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk da. Neler oluyor Allah aşkına Selahattin Bey? Kız Fatma Nur, sen beni hiç özlememişsin ha. Haftalardır yolunu bekledik. Sonra bir sabah apar topar buraya getirildik. Gel sen, içeride konuşuruz bunları. Kimin evi burası? Ne işler karıştırıyorsun sen yine Selahattin Bey? Evet, bu son kontrolümdü. Görevim tamamlandı. Artık geçmiş olsun diyebilirim ikinize de. Teşekkür ederiz hemşire hanım. Sağ olun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun ne demek? Yalnız ben yokum diye ilaçlarınızı aksatmayın sakın. Mutlaka düzenli kullanın. Hı hı. Merak etmeyin siz. Eşinize çok iyi bakacağınızdan eminim Asuman Hanım. Ama kendinize de aynı özeni göstermeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. İyi günler. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Yaşıyorsun ya. Önemli olan bu. Allah korusun. Yine olsa yine aynı şey yaparım. Sana bu acıları yaşatmak istemezdim. Hepsi geçmişte kaldı artık. Her şeyi unutup geleceğe bakacağız. Yaptığın o fedakarlık karşısında insan nasıl teşekkür edeceğini bilemiyor. Aslında benim senden bir isteğim var Menderes. Nedir? Çocuklarla, ailenle, hep bizimle kalman ve biraz olsun beni sevmeye çalışman. Ne kadar güzel be. Geldiler galiba. Çok özledim çocuklarımı. Lütfen bekle, şoka girerler yoksa. Biz her şeyi anlatana kadar sabret. Burası kimin evi babaanne? Bilmiyorum çocuklar, durun bakalım. Allah'a ısmarladık Selahattin Bey. Ayrıca gözünüz aydın. Demek büyük gün bugün. Çok teşekkür ederiz hemşire hanım. Güle güle. Hoşçakalın. Hemşire mi? Neler oluyor? Büyük gün de ne demek? Anlatacağım hanım, sabret biraz. Hayati, Zehra. Anne, anneciğim. Annem, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsın Habibi? Anneciğim. Hoş geldiniz. Gel bakalım, beğenecek misin yeni evini? Bir bak bakalım, köşk mü, saray mı?
Yeni ev mi? Ya neler oluyor kızım? İş toplantısına gidiyoruz dediniz. Günlerdir ortada yoksunuz. Bari sen anlat. Anlatacağım anneciğim. Ama önce hasret giderelim. Çok özledim çocukları. Gel. Oğlum benim, gel. Geçin, geçin, geçin. Bak Selahattin Bey. Oğullarımın yattığı topraktan ayrılmam ben. Söyle nereden çıktı bu İstanbul'a taşınmak? Ya hele sen şimdi bir üst katları falan bir gör de. Ah Selahattin Bey. Evlendik evleneli hep böylesin. Hiç benim hislerime önem vermezsin. Hanım. Büyük bir müjdem var sana. Sizi neden İstanbul'a getirdiğimi anlayacaksın. Ama dikkat et, görünce yüreğine inmesin. Allah Allah. Amacım acınızı deşmek değil ama babasız çocuk sahibi olmak çok zor bir karar. Eminim aileniz de yardımcı oluyordur ama. Ben henüz onlara söylemedim. Daha doğrusu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bence bir an evvel söyleseniz iyi olur. Unutmayın. Bebeğinizin sağlığı sizin psikolojinizle doğru orantılıdır. Haklısınız. Yeni evinizi beğendiniz mi çocuklar? Artık hep burada yaşayacağız. Ne demek burada yaşayacağız? Aydın'da evimiz ocağımız dururken İstanbul'da ne işimiz var? Ben çok beğendim anne. Annem. Hayati? Sen yanımızda ol da fark etmez gerisi. Ne oldu oğlum? Bir şey mi sıkıldın sen? Keşke babam da olsaydı. O da bizimle bu evde yaşasaydı. Bakın çocuklar. Dedeniz ve ben size bir şey anlatacağız. Ne anlatacaksınız? O kaza ile ilgili bilmediğiniz şeyler var. Ne demek bu? Aslında söylemek istedik ama biraz zaman geçmesi lazımdı. Şimdi müjdeyi vermenin vakti geldi. Ne müjdesi? Ne haberiymiş bu? Menderes kaza geçirmeden önce arabasına bir yolcu almış. Ne demek bu? Hem siz bunu nereden biliyorsunuz? Bir dakika hanım. Zaten boğazıma düğümleniyor anlatırken. O kaza sırasında babanızın arabasında biri daha varmış yani. Allah Allah. Siz nereden biliyorsunuz bütün bunları? Anne. Çocuklar. O kazada arabada iki kişi varmış meğer. Yoksa o adamı mı buldunuz? Kaza sırasında ölen kişi o yolcuymuş hanım. Yani diyeceğim o ki. Yani babam yaşıyor mu? Babamın yeğeni adam ölmüş. Evet oğlum. Babam nerede? Babanız yaşıyor. Anne babam yaşıyor. Babam yaşıyor. Babanız yaşıyor anneciğim. Babam yaşıyor. Abi babam yaşıyor. Babam yaşıyor. Anneciğim babam yaşıyor. Babam yaşıyor. Ölmemiş. Abi babam yaşıyor. Babam yaşıyor. Anne babam yaşıyor. Menderes o kazadan yaralı kurtulmuş. Babam yaşıyor. Ölmemiş. Ölmemiş. Oğlun yaşıyor. Anneciğim ölmemiş. Menderes yaşıyor. Ölmemiş. Canlarınız mı siz? Babam yaşıyor. Babam yaşıyor. Menderes Bey. Oğlum. Hayati. Baba. 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 Babacığım. Babacığım. Baba. Baba sen yaşıyorsun. Ölmemişsin baba. Babacığım. Oğlum. Oğlum. Leyla Hanım, bu demir haplarını almaya başlayın. Bir de. Evet. Beni bir abla olarak kabul ederseniz bir tavsiyem olacak. Ailenizle paylaşın bu güzel haberi. Bebek mutluluk demektir. Onların da öğrenmeye hakkı var. Yakınlığınız için teşekkür ederim. Müsaadenizle. İyi günler, görüşürüz. İyi günler. Görüşürüz Leyla Hanım. Oğlum, canımın içi. Anacığım. Yaşıyormuşsun meğer. Allah'ıma çok şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Artık ağlamak yok.
Hepsi geçmişte kaldı. Bence atam beni bırakmayacağını biliyordu. Canım. Babacığım. Canlarım benim. Hadi gelin dolaşalım biraz. İşte mucize bu hanım. Müjde değil de nedir bu ha? İnanamıyorum size. Hiç mi vicdan yok sizde? Neden bana söylemediniz? Neden gizlediniz oğlumun yaşadığını? Anasıyım ben onun. Bilmeye hakkım yok muydu? Yüreğim parçalandı. Evlat acısıyla kavruldum. Siz ne yaptınız? Ben acı çekerken oğlumu yaşadığını sakladınız benden. Bu nasıl insanlık? Hoş geldin Leyla. Nereye gittin sen Hoş erkenden? Hoş bulduk. İşim vardı Sadakat abla. Doğum günü sofrası hazır mı? Çok acıktım. Aman bu yaşa gelmiş insana da doğum günü yapmak yeni adet oldu. Sahi kaç yaşına giriyorsun Sadakat abla? Ay ne sen sor ne ben söyleyeyim. Kadınlara yaşı erkeklere maaşı sorulmazmış Gazelcim. Ben zaten sana değil Sadakat ablama sormuştum. Ablacığım. Son zamanlarda ne alıp veremediğin var benimle Gazel? Anlamıyorum. Ayıp olmuyor mu? Böyle kuru kuru doğum günü mü olur? Parti falan yapsaydık. Ay ne partisi Gazel? Çocuk muyum ben? Maksat ailecek bir arada olmamız. Doğum günü bahane. Cihan nerede kaldı Leyla? O da gelecekti. Bilmem. Gelir birazdan Hakim Beyciğim. Cihan da geldi. Kapıya baksanıza. Kızım, biriniz baksanıza şu kapıya. Ben bakayım o zaman. Merhaba. Baba bir daha bırakıp gitme bizi. Hiçbir yere gitmeyeceğim kızım. Yanınızdayım bak. Baba ehliyetine el koyuyorum. Artık araba kullanman yasak. Tamam mı? Artık hiç kaza olmasın baba. Kimse üzülmesin. Güzel kızım benim. Yavrum. Hadi gel biraz gidelim istersen. Ben de seni çok özledim baba. Bir daha bizi bırakıp gitmeyeceğim. Ay hiç gereği yoktu. Şımartıyorsunuz beni. Utanıyorum vallahi. Hadi ama Sadakat abla. Bir kere de söndür mumu. Dilek tutmayı da unutma. Ay yani 40 yıl düşünsen bu yaşta mum üfleyeceğim aklıma gelmezdi. Nice yıllara Sadakat abla. Ay niye zahmet ettin Cihan'cığım? Çok teşekkür ederim. Ne oldu Leyla? Düştü. Çatalım düştü. Al benimkini kullan. Akşamı kutlamaya devam ederiz Sadakat abla. Benim acil seraya gitmem lazım. İyi ki doğdun tekrar. Leyla.
Nereden çıktı şimdi seraya gitmek? Biz bir düğün siparişi almıştık. Şimdi aklıma geldi. Sosyetik bir düğünün tüm masa süslemelerini biz yapacağız. Sonat da tek başına idare edemez. O aranjmanları benim yapmam lazım. Ben gideyim. Bay bay. Hay Allah. Ateş almış gibi gitti. Ne güzel, haftalardır ilk defa ailecek bir araya gelmiştik. Ailece olmamızdan pek hoşlanmıyordur belki son günlerde. Aile deyince aklına kocası geliyor belki. İşte böyle Fatma Nur. Aldık buraya getirdik. İstanbul'da daha iyi bakılacak Menderes. Peki bunca zaman neden gizlediniz benden? Hiç mi insafınız yok sizin? Çok hastaydı Fatma Nur. Yaşaması Allah'ın bir mucizesi diyorum. Anne, o ameliyat işe yaramasaydı çok üzülürdün ama. Bırak kızım Allah aşkına. Neler çektin bilmiyor musun sen? Hanım, hadi sakinleş biraz. Üzüleceğine oğlun için sevin artık. Hele sen. Hele sen Selahattin Bey, hiç konuşma. Seni asla affetmeyeceğim bilmişim. Fatma Nur, şükret artık. Yeter kendini kahrettin. Yetmez be, yetmez. Bunca yıllık karınım ben seni. Nasıl kıydın ana yüreğimi? Yazıklar olsun size. Niye hep beyaz çiçeklerden yapıyorsun? Bunları bir düğün için hazırlıyoruz. Niye düğünlerde her şey beyaz oluyor? Beyaz temizliği, saflığı anlatıyor da ondan. O zaman damatlar neden siyah giyiyor? Güzel soru. Leyla hayırdır? Ne işin var senin burada? İşim var, olamaz mı? Tamam patron, kızma hemen. Doğum günü var diye geç geleceğini söylemiştin ya. Nasıl gidiyor? Fena değil ama işin erbabı geldiğine göre buyur sen ya patron. Üzgün müsün Ayla? Yok, iyiyim canım, yok bir şey. Menderes'i mi özledin? Sen çok tatlı bir çocuksun, biliyor musun Deniz? Biliyorum. İnşallah benim çocuğum da senin gibi şeker bir şey olur. Ben şeker değilim. Yakışıklı demek istedim, bozulma hemen. Ya kız olursa? Bana benzesin mi? Benzesin çünkü sen çok güzelsin. Bahtı güzel olsun, gerisi boş. Öldüğünü sanınca dünyam başıma yıkıldı. Kahroldum oğlum. Yaşıyorsun ya, hayattasın ya. Artık ölsem de gam yemem. Tamam anacığım, hepsi geçti artık. Anlamadığım şey, neden gizlediniz yaşadığını? İşte bunu bir türlü aklım almıyor. Ameliyat bitince beni arasaydınız ya Asuman. Anne, yeter artık. Bana neden kızıyorsunuz anlamıyorum. Oğlunuzu yaşattığım, hayatımı tehlikeye atıp ona canımdan can verdiğim için mi? Bugün burada karşınızdaysa bunun bir bedeli var. Ve ben bu bedeli gözümü kırpmadan ödedim. Anne, Asuman da ben de çok zor bir ameliyat geçirdik. Onun vücudunun da uyum göstermesi kolay olmadı. Elbette senin hakkın ödenmez kızım. Allah ne muradın varsa kabul etsin. Anne, ben muradımı Menderes'e söyledim. Bu saksıyı ben götüreyim mi Leyla? Tek başına mı? Evet. Hem çok yakın, hemen şurada. Peki tamam. Dikkatli olacaksın ama, söz mü? Söz. İyi, o zaman bahşişini peşin verelim Denizciğim, tamam mı?
Yok istemem. Olmaz. Leyla, biraz konuşalım mı? İşim var Cihan. Benim bu çiçeği acilen müşteriye teslim etmem gerekiyor. Hani ben götürecektim? Leyla, Leyla beni bekle. Hadi cırcır böceğe, bir sürü işimiz var daha. Yürü cırcır böceğe, geç kaldık zaten. Kaç aylık? 2,5. Neden hep pembe kıyafetleri seçiyorsunuz o zaman? Bildiğim kadarıyla cinsiyeti bu kadar erken belli olmuyor değil mi? Öyle değil mi? Haklısınız. Ama bana kız olacakmış gibi geliyor. İçime öyle doğuyor. Çocuklar odalarını çok beğendiler. Hele Zehra bayıldı yeni eşyalarına. Nasıl alışacaklar İstanbul'a bilmem. Alışacaklar anne. Hem artık babaları hep başlarında olacak. Tam bir aile olacağız. Menderes nerede, odasında mı? Yok kızım, hava almaya çıkıyorum dedi. Gelir birazdan. Ne? Nereye gitti? Neden izin verdiniz? Ne oluyor Asma? Baba, Menderes gitmiş. Gelir birazdan kızım. Hava almaya çıkmıştır. Ya nasıl izin verirsiniz? Baba gitmiş işte. Ne oluyor sana Asuman? Niye telaşa veriyorsun ortalığı? Baba ne yapacağız şimdi? Ya gelmezse? Dur kızım, Asuman dur. Neredeydin? Nereye gittin Menderes? Çocuklara dondurma aldım. Oğlum dikkat et. Bak daha iyileşmedin. Yalnız çıkma sokağa. İyiyim ben baba, merak etmeyin. Çocuklar nerede? Odalarında. Neyiniz var sizin? Nedir bu sorgu sual? Daha toparlanmadı hanım. Allah korusun, tek başına sokaklarda ne işi var? Çocuk mu kandırıyorsun sen Selahattin? Şu halinize bir bakın. Menderes tutsak mı bu evde? Kapıya kilit vurun, pencerede parmaklık taktırın, olsun bitsin. O zaman içiniz rahat eder. Ne haber? İyidir. Hadi Gazel, iç şu çayını. Canım istemiyor. Toparlan artık Gazel, ne bu halin? Yaşıyorum işte. Şimdilik elimden gelen bu. Yapma Gazel. Yemiyorsun, içmiyorsun, konuşmuyorsun. En önemlisi de... Gülmüyorsun. Gülünce ne kadar güzel olduğunun farkında bile değilsin sen. Cihan arıyor. Gazel, açma o telefonu. Alo, evet. Okuldayım. Sen mi geliyorsun? Kantindeyim. Tamam, bekliyorum. Benimle konuşmak istiyormuş. Önemli dedi. Anne, çok özlüyorum seni. Çok yalnızım. Keşke yanımda olsan. Gazel.
biraz yalnız konuşabilir miyiz? Cihan. İzin verir misin Sonat? Gazel. O gün seni üzdüysem... Benden özür dilemek için mi geldin buraya kadar? Evet. Seni kırdıysam çok özür dilerim. Ama anlamanı sağladım umarım. Biz senin abi kardeşiz. Sen bazı duyguları birbirine karıştırmışsın, hepsi bu. Bitti mi? Gazelciğim, sen daha çok gençsin. Bana karşı hissettiklerinin gerçek olmadığını anlayacaksın yakında. Susar mısın? Duymak istemiyorum. Lütfen, sen benim küçük gazelimsin. Ve hep öyle kalacaksın. Hadi barışalım. Bitsin artık bu dargınlık. Dargınlık mı? Bu kadar basit mi sence? Gazel, günlerdir gözüme uyku girmiyor. Gençliğin, tecrübesizliğin yüzünden oldu bence bu saçma olaylar. Biz beraber büyüdük. Böyle bir yanlış anlaşılma yüzünden kız kardeşimi kaybetmek istemem. Kız kardeş mi dedin Cihan? Sen benim abim değilsin ki. Sen bizimle büyüyen bir yanaşmaydın sadece. Bir evlatlıktın. Hatırlatayım istersen. Tamam. Kır kalbimi. Acıtmaya çalış. Ama seni iyi tanıyorum ben. Sonradan pişman olacağın şeyleri yapmaya bayılıyorsun, değil mi? Pişman olacağımı hiç sanmıyorum. Aslında önce çok kırıldım sana. Ama hepsi geçti. Ne sen ne de ablam umurumda değilsiniz artık. Leyla ile ne alakası var bu konuştuklarımızın? Doğrudan alakası var. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Ablama kör kütük aşıksın sen. Yalan mı? Saçmalama Gazer. Sinirinden ne dediğini bilmiyorsun. Bilgisayarındaki resimleri gördüm. Eve tatlı getirmeler. Çama gidip kahramancılık oynamalar. Ablamın peşinde dolanmalar. Bunlar iyi abi rolleri, öyle mi Cihan? Yemezler. Gazel. Sen ablama aşıksın. Hem de deliler gibi aşıksın. Bunu görmemek için kör olmak lazım. O yüzden bana kız kardeş hikayesi anlatmaya kalkma. Anneciğim, bari sen görebilseydin bebeğimin yüzünü. Keşke yaşasaydın. Anne, ben ne yapacağım? Kaçıp gitti, gördün değil mi? Korktu tabii gerçeklerle yüzleşmeye. Yanlış yapmaya devam ediyorsun. Leyla'yı niye karıştırıyorsun bu işe? Leyla'nın ne suçu var? Of ya. Bıktım senin bu bilmiş psikolog tavırlarından. Yeter ya, bir rahat bırak beni. İyi o zaman. Bildiğin gibi yap. Artık tek başınasın. Ben yokum hayatım. Şükür, avukat beyimiz de sonunda geldi. Erkan Bey'le bugün bir toplantımız vardı. Biliyorum. Kusura bakmayın Erkan Bey. Malum İstanbul trafiği. Saatlerdir bekliyoruz ama. Kusura bakmayın dedim ya. Hemen başlayalım isterseniz toplantıya. Hem biliyorsunuz biz sizin saatinize para ödüyoruz avukat bey. Ödemeyin o zaman kardeşim. Başka bir avukat bulun kendinize. Buyurun çekin gidin. Erkan Bey... Lütfen biz şöyle geçelim. Şinasi Bey, kapıyı gösterir misiniz lütfen beyefendiye? Almıyoruz davasını. Çıkın ofisimden dedim. Tamam. Bu ne cüret, bu ne ciddiyetsizlik. Erkan Bey sakin olun.
Gelin. Allah kahretsin ya! Allah kahretsin. Çocuklar yeni okullarına alışabilecekler mi anne? Alışacaklar tabii oğlum. Sen yanlarındasın ya. İkisi de mutluluktan kanatlanıp uçacak sanki. Benim yanlarında olmam yeter mi dersin? Onlar mutlu oğlum. Asıl sen ne yapacaksın? Sanki esir hayatı yaşıyorsun. Neden işine gücüne dönmüyorsun anlamıyorum. Kendime başka bir hayat kurmaya kalktım. Ama beceremedim. Asuman'ı da sizleri de üzmek istemiyorum artık. Elim kolum bağlı anne. Kimse bağlayamaz elini kolum Menderes. Sen sahip çıkmazsan kimse sahip çıkmaz hayatına. Ben imza atmam bu saçma kararın altına. Zaten yetkimde kalmadı. Gidip Asuman Hanım'a imzalatın. Tamam İlhan Bey. Böyle devam edemem. Şeytan diyor ki bas istifanı çek. Aman İlhan Bey. Sakın yapmayın. Bunca yıllık emeğiniz var şirkette. Siz işinizin başına dönün Muammer Bey. Seda ben çıkıyorum. Arayan olursa bugün gelmeyecekmiş dersin. Peki efendim. Allah Allah. Bari işine dön Menderes. Koca bir şirketin var senin. Artık şirkete gitmeyeceğim. Asuman ilgilenecek şirketle. Ne? Aa delirmiş bunlar. Asuman ne anlar şirket yönetmekten? İlhan'la konuş. Ondan gizlenme bari. O senin en yakın arkadaşın. Kararımı verdim anne. Bir süre geri planda kalacağım. Ah be Menderes ah! İlhan! Menderes! İlhan sakin ol. Menderes sen aklımı mı oynatıyorum ben? Menderes Allah'ım ne bu? Şşş sakin ol İlhan. Benim. İyi günler yine bekleriz. Teşekkürler sağ olun. Allah'ım inanamıyorum. Yaşıyorsun Menderes. Peki ama nasıl oldu bu? Biz kimi gömdük? Kime yas tuttuk abi? Anlatacağım. Gel hadi yürüyelim seninle biraz. İyi de böyle çıkıp gelinir mi? Az daha kalpten gidiyordum abi. İnsan bir telefon açar haber verir. Telefon mu? Tam şoka girerdin o zaman. Hadi gel dolaşalım biraz. Anlatacaklarım var sana. Peki. Taksi. Buyurun efendim. Yok. Ha Menderes, bu arada Selahattin amca Asuman'ı şirketin başına geçirdi. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Asuman ne yapmak istiyorsa yapsın. Hayatımı ona borçluyum. Yani böbrek verdi diye diyet mi ödeyeceksin şimdi? Abine verdiğin yemin bitti. Asuman'ın diyeti başladı öyle mi? Alakası yok. Çocuklarım var. Artık beni hayata bağlayan tek şey onlar. Öyle mutlular ki yanlarındayım diye. Ama Leyla... Leyla'nın yanında olamadıktan sonra her şey boş. Şirketi neden ele geçirdikleri anlaşıldı. Leyla yaşadığını öğrenmesin diye yapıyorlar.
Akıllarınca gizleyip unutturacaklar sana onu. Leyla'nın karşısına çıkacak yüzüm olsa ne Asuman ne babam. Gözüm işi görür mü sanıyorsun? Leyla kahroldu. Bitti. Her şeyi öğrendi. Üstelik seni elleriyle mezara koydu. Ne bahtsız kızmış ya. İkimiz de aynı şehirdeyiz. Aynı havayı içimize çekiyoruz. Ama onu görüp o güzel yüzüne dokunamıyorum utancımdan. Bazen keşke ölseydim o kazada diyorum. Bu hasretle nasıl yaşayacaksın be arkadaşım? Alışabildin mi biraz yeni evimize hanım? Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş Selahattin Bey. Benim buralara alışacağım yok. Ben de senden hemen alışmanı beklemiyorum ki. Yavaş yavaş. Bu ne? Çam sakızı çoban armağanı. Ama sen istersen rüşvet de diyebilirsin. Oğlumu benden saklamanın rüşveti olamaz Selahattin Bey. Tamam artık affet işte Fatma Nur. Merhaba. Hayırdır inşallah. Ne bu kılıklar Asuman? Az kalsın 40 yıllık gelinimi tanıyamayacaktım. Beğendiniz o zaman. İşte Mermertay ailesinin biricik gelini. Güle güle kızım. Çok yakışmış. Sağ olun baba. Menderes odasında mı? Ha geldi herhalde. Dışarıda mıydı Menderes? Nereye gitmiş? Çocukları okuldan almaya gitti herhalde. Biz geldik. Anneciğim çok güzel olmuşsun. Annem benim. Bu kıyafet çok yakışmış anne. Öyle değil mi baba? Hı. Güle güle giy. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Ellerinizi yıkayın hemen. Sonra da doğru sofraya. Peki. Beğendin mi gerçekten? İş için aldım aslında bu kıyafetleri ama. Biraz yorgun hissediyorum. İlaçlarımı içip biraz uzanacağım. Tuzu uzatır mısın Gazel? Cihan'la konuştur mu kızım? Yemeğe gelirim demişti. Bilmiyorum, konuşmadım baba. Cihan Seray'a gelmedi mi bugün? Sana uğrayacağını söylemişti. Benim işlerim vardı. Hayret! Bütün gün nasıl yalnız bıraktı ki Cihan seni? Ne demek bu? Hiç. Kuyucuğun gibi hep peşinde dolaşıyor da Cihan abim. Gazel ne saçmalıyorsun sen? Eniştem öldüğünden beri pek bir yakınlaştınız. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor bakıyorum ablacığım. Gazel. Gazel, sen neden hısım gibi konuşuyorsun ablanla? Sesinin tonunu hiç beğenmiyorum son zamanlarda. Ne var ki söylediklerimde baba? Cihan ablamın özel koruması gibi davranıyor. Gazel, kes saçmalamayı. Kalbimi kırıyorsun artık. Yalan mı? Allah bilir yakında evlenirsiniz siz artık. Gazel! Ne diyor bu deli kız? Gazel, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Sınırı aştın artık. Bu ne terbiyesizlik? Bu ne fütursuzluk? Hakim Bey, ne olur yapmayın. Baba. Yapmayın, ne olur. Sakin olun, ne olur. Ay. Gazel, nereden çıkardın bu lafları? Çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Abla ya, git başımdan. Gazel, adam gibi konuş benimle. Cihan sana aşık. Sen de biliyorsun bunu. Cihan bizim kardeşimiz. Böyle saçma bir şey sil aklından. Sana nasıl baktığını, sana nasıl davrandığını görmüyor musun? O seni seviyor. Hem de çok.
Ya nasıl söylersin böyle bir şeyi? Sus artık, midem bulanıyor. Cihan'ın bilgisayarında boy boy fotoğraflarım var. Şimdi de eniştemin ölümünü fırsat bilip sana yaklaşmaya çalışıyor. Yeter. Senin için yaptıklarını düşün. Seni kardeşi gibi sevdiği için değil, sana aşık olduğu için yapıyor. Gazel, beni biraz olsun seviyorsan sus. Yalvarıyorum ya, utancımdan yerin dibine geçtim. Saat gece yarısını çoktan geçti Hakim Bey. Yatsanız artık. Uyumak mümkün mü Sadakat? Genç işte, aklı uçarın. Ne söylediğini bilmiyor, bakmayın siz ona. Bu kıza neler oldu anlamıyorum. Sarhoş olmalar, evden kaçmalar. Şimdi de bu. Anlayın işte Hakim Beyciğim. Son günlerde hepimiz Leyla'nın acısıyla meşgulüz. Kıskandı herhalde bu ilgiyi. Ablası kocasını kaybetti. Üstelik kocaman bir yalanla yüzleşti. Elbette onun yanında olacağız. Gazel Hanım'ın gençlik bunalımları biraz beklese olmaz mı yani? Hadi yatın artık. Ayrıca Gazel'in asiliğine, edepsizliğine alışmıştık. Ama bu başka. Çok çirkin bir şey söyledi bu gece. Yenir yutulur cinsten değil. Biraz durur musunuz? Peki efendim. Tamam, devam edin. Durun, ineceğim ben. Buyurun. Alo. Alo. Cihan, biliyorum çok geç saatte aradım ama sabah bekleyecek halim kalmadı. Mutlaka konuşmamız gerekiyor. Bugün konuşmayı denedim. Ama sen hep kaçtın benden Leyla. Yarın görüşebilir miyiz? Şu an senden daha önemli bir şey yok benim için Leyla. Sabah seni saraya bekliyorum. Mutlaka gel. Tamam. İşte sana Menderes'imin çocukluğundan birkaç anı. Thank you.
Nasılsın? Çok kötüyüm. Gazel herkesin ortasında senin bana ilgin olduğunu ima etti. Ne yaptı? Bilgisayarında fotoğrafların varmış, onları görmüş. Bana yaptığın o korkunç teklifi daha sindirememişken, nasıl bakarım yüzüne diye daha düşünürken, meğer Gazel öğrenmiş bile. Bana bunu nasıl yaparsın? Leyla, Baki babaya minnet borcumdan dolayı sustum bunca yıl. Sırf bizi kardeş gibi büyüttü diye utancımdan sustum. Bu yüzden hiçbir zaman açılmadım sana. Bir hazine gibi içime gömdüm seni. Ben seni seviyorum. Sus lütfen. Buyurun Fatma Nur Hanım. Bu kutuyu hemen Çengelköy'deki Gülseren Saray'a götürmeni istiyorum. Sera'nın sahibi Leyla Mermerta'ya vereceksin, tamam mı? Yazdım adresi üstüne. Anladım. Ben şimdi bir otobüse atlar giderim. Olmaz, dur. Çok acil gitmen lazım. Al şu parayı, bir taksiye bin. Tamam mı? Siz nasıl isterseniz. Dur bir dakika. Kimse bilmeyecek nereye gittiğini, kime gittiğini. Hı? Merak etmeyin. Tamam. Nasıl hala konuşabiliyorsun? Biz beraber büyüdük. Duygularına söz geçirebilen biri varsa göster bana Leyla. Seni hiçbir zaman kardeşim gibi sevmedim ben. Bunu anlamamı bekleme benden. Ben sana hiçbir zaman o gözle bakmadım, bakamam da. Hayatta sevdiğim, inandığım her şey tek tek uzaklaşıyor benden. Önce kocamı kaybettim. Sonra evliliğimin kocaman bir yalan olduğunu anladım. Şimdi abim kadar sevdiğim kişiyi, tek dostumu seni kaybettim. Asla senin mutluluğunu bozacak bir şey yapmadım Leyla. Aramızda her zaman Menderes vardı. O yüzden sustum yıllarca. O ölmeseydi bu sessizliğim hiçbir zaman bozulmayacaktı. Öf, konuşmayalım artık. Eğer duymak istemiyorsan bir daha asla bahsetmem sana olan duygularımdan. Ama yine de seni sevmeye devam ederim. Lütfen uzaklaştırma beni kendinden. Buna dayanamam. O zaman o evlilik teklifini hiç yapmadığını varsayıyorum. Peki Leyla. Yeter ki kaçıp durma benden. Seni üzmektense ölmeyi tercih ederim. Bir daha benden böyle bir şey duymayacaksın. Hoşça kal. Çocuklar, Gülseren Sera burası değil mi? Evet. Sağ ol ufaklık. Leyla Mermerta'yı arıyorum. Burada mıdır? İçeride. Sağ ol. Hadi hadi, pas pas. Beyim merhaba. Merhaba. Leyla Mermerta'yı arıyorum. Niçin aramıştınız? Benim kendisine bu emaneti ulaştırmam gerekiyor da. Kim gönderdi bunu? Fatma Nur Mermerta'yı gönderdi. Fatma Nur Mermerta'yı mı? Evet. Leyla Hanım meşgul şimdi. Sen bana ver, ben ulaştırırım bu kutuyu kendisine. Benim vermem icap eder beyim. Ne de olsa emanet. Ya meşgul dedim kardeşim. Göremezsin şimdi. Ben akrabasıyım. Ver şunu bana, ben ulaştırırım kendisine. İyi beyim. Buyur o zaman. İyi günler. Eyvallah. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler efendim. Seda Hanım, bu teklifin dün Dubai'ye fakslanmış olması gerekiyordu. Mail de atmamışsınız. Ne demek oluyor bu? Özür dilerim İlhan Bey. Hemen gönderiyorum. Hoş geldiniz Asuman Hanım. Tanıyamadım bir an. Bu kadar şaşırma. Bu daha başlangıç. Umarım mutlu sonla biter.
Ne kadar cansız görünüyor burası. Neden hiç çiçek yok bu ofiste? Eskiden her hafta pazartesi günleri çiçek gelirdi efendim. Şimdi neden gelmiyor? Menderes Bey vefat edince çiçekler gelmez oldu. Hmm. Hangi çiçekçiyle anlaşmanız vardı? Nereden geliyordu çiçekler? Menderes Bey'in eşi Leyla Hanım'ın serasından alınıyordu. Ha. İlhan. Muhasebeyle konuşur musun rica etsem? Yine eskisi gibi holdinge her hafta çiçek gelsin. Ayrıca sekreter hanımın çıkışının verilmesini istiyorum. Kimin kim olduğunu daha çabuk kavrayan bir sekretere ihtiyaç duyuyorum. Ama efendim. Fakat Asuman. İtiraz istemiyorum. Allah kahretsin. Kurtulamayacak mıyız senden Menderes Efendi? Toprağın altına girdin ama hayatımızdan çıkmadın. Merhaba. Asuman. Nasılsın? Sağ ol sen. Gördüğün gibi. Neden buraya geldim merak etmişsindir. Buyurun. Seni dinliyorum. Mermertay Holding eskiden çiçekleri senin serandan satın alırmış. Evet. Geçmişte olduğu gibi bu alışveriş yine devam etmeli diye düşünüyorum. Nasıl anlayamadım? Yani her hafta şirketimiz bu seradan çiçek almaya devam edebilir. Bence böylesi hem senin için de iyi olur. Yok yere seranın gelirinin düşmesini istemezsin. Haklısın Asuman. Müşteri veli nimetimizdir. Özel olarak tercih ettiğin çiçekler var mı? Yoksa her zaman yolladıklarımızdan mı istersin? Aslında var. Ben adı havalı kendisi pahalı çiçeklerden istemiyorum. Mümkün olduğu kadar kır çiçekleri olsun aranjmanlarda. Ve tabii şirkete yakışır kalitede olsun. Tabii. Merhaba İlhan. Ya nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama daha ilk günlerden işler sarpa sarmaya başladı abi. Ne gibi? Asuman ilk operasyonunu yaptı holdingde. Yönetim sekreterini işten attı. Ne? Seda'yı mı? Sebep? En yapılmayacak şeyi yaptı da ondan. Leyla'nın adını zikretti. Bu da yetti tabii. Tamam İlhan, anladım. Dahası var. Leyla'nın serasından çiçek almaya devam edilmesini istiyor. Allah kahretsin. Ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Bilmiyorum Menderes, anlayamadım. Kapatıyorum İlhan.
başka bir isteğin var mı Asuman? Yok. Şimdilik. Müsaade. Müsaade senin. Hem senin için de iyi olur. Yok yere Sera'nın gelirinin düşmesini istemez. Üzüm, incir, zeytin. Ege bölgesi. Aferin sana. Sen beni çalıştırmaya devam et. Ben kesin taktiğini ona getiririm bu sene. Sana da o yakışır zaten. Annem geldi. Anneciğim. Yemediniz, beklediniz mi bizi? Bekledik. Ama babam elini kesmiş anne. Menderes. Ne oldu eline? Yok bir şey. Hanımefendi, bu çiçekler size. Sağ ol. Niye zahmet ettin? Dede, anlayalım yani. Ne anlayacaksın lan kerata? Baba, nereden aldın o çiçekleri? Çiçekçiden. Hangi çiçekçiden dedim baba? Oğlum, yol üstünde bir çiçekçi dükkanından aldım işte. Hem ne önemi var ki Allah'ın çiçeği? Oo. Yanlış anlama Fatma Nur, öyle demek istemedim. Neyse, önemli değil canım. Gazel, artık bu fütursuz davranışlarına bir son vermeni istiyorum. Tamam baba. Öyle her ağzına gelen ipe sapa gelmez lafı sarf etmeyeceksin. Söz mü? Söz baba. Aile ilişkileri kutsaldır kızım. Ne dediğini bil de konuş bir daha. Tamam. Leyla, ne oldu? Çok üşüyorum Sadakat abla. Ne oldu? Ateş gibi yanıyorsun kızım sen. Üşüttüm galiba. Ben şimdi sana bir ilaç veririm. Bir de yatıp dinlenirsen hiçbir şeyin kalmaz. Yok, olmaz. İlaç istemiyorum Sadakat abla. Kızım, hassasın ama. İlaç almadan nasıl düşüreceğiz biz bu ateşi? Yok benim bir şeyim. Dinlenirsem geçer. İlaç falan istemiyorum ben. Her gün yeni yeni huylarınız çıkıyor vallahi. Bari üstüne bir hırka getireyim. Ah Leyla, ah. Çocukken de ceryanda kalır kalmaz ateşin çıkardı. Aa, ikililer de burada kalmış. Yani.
Ay neden bebek kıyafetleri almış ki bu kız? Ay yoksa Leyla? Aa! Hay Allah! Kızım vücudun zayıf hala. Şu vitamini içseydin bari. Lütfen üstelemeyin baba. İlaç kullanmam yasak. Allah Allah, ne yasağıymış bu? Kim koydu sana bu yasağı? Yani ilaca gerek yok. Tamam Baki Bey, üstelemeyin. Ben şimdi sana sıcak bir çorba yaparım. Gel çocuk, gel. Benimle konuşacaklarınız bittiyse ben odama çıkıyorum. Sonra prensle prenses sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Işığını gördüm. Uyuyamadın mı sen? Hala içim titriyor. Hadi şu sütünü iç bakalım. Sadakat abla. Bana söylemediğin bir şey var senin. Leyla? Evet var. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. İşini kolaylaştırayım istersen. Yeni aldığın bebek eşyalarıyla ilgilidir belki. Senin yardımın olmadan büyütemem. Merak etme sen. Beraber büyütürüz çocuğunu. Ey yüce Rabbim, birini aldın diğerini verdin. İnşallah Menderes'in ömrünü bu çocuğa bağışlar. Senle Cihan'ın dışında kimseye söylemedim hamile olduğumu. Böyle hayırlı haber saklanır mı hiç? Bilmiyorum. Kendimi hazır hissedene kadar babamla Gazel'e söylemek istemiyorum. Olur Leyla'cığım, sen nasıl istersen. Kaç aylık hamilesin peki? 2,5 aylık. Ay. Menderes'in ailesi, onlara haber vermeyecek misin? Gerek yok. Ya bir gün öğrenirlerse, torunlarını öpüp koklamak istemezler mi? Sen ne kadar saklarsan sakla, o çocuğun babası Menderes kızın. Onları hayatım boyunca bir daha görmek istemiyorum ben. Hadi uyu artık, çok geç oldu.
Baba. Allah'ım nasıl olur? Baba, ne olur sakin olmaya çalış. Ben hayattayım. Her şeyi açıklayacağım. Bir yanlış anlama sadece. Kazada yanımda biri vardı. Zavallı çocuk. O öldü. Ben değildim. Bak baba. Baba deme bana. Ne biçim adamsın sen be? Her şeyin mi yalan senin? Ne pis bir oyun bu ha? Açıklamama izin ver. Gömdük biz seni. Ölümün bile yalanmış. Bırak da anlatayım baba. Anlatacak neyin olabilir ha? Her şeyi öğrendik biz. Neyin peşindesin sen? Neden geldin buraya? Cevap ver bana, neden geldin buraya? İster diri ister ölü fark etmez. Leyla'ya bunları yaşatmaya hakkın yok. Anladın mı? Ben seni evlat. Eğer yalan beslenirsin bu oyunu. Sen Leyla için bir ölüsün artık. Ve öyle kalacaksın. Onu bir daha mahvetmene izin vermeyeceğim. Eğer kızımın karşısına bir daha çıkarsan, bu sefer seni kendi ellerimle öldürürüm. Anladın mı? Çık. Baba ne oluyor? Kim var orada? İyi misin? Babacığım bu saatte ne işin var kapı önünde? Yok bir şey dedim ya kızım. Yat hadi. O sesler neydi? Köpek. İpsiz sapsız bir köpek. Hep şu. Hadi gir içeri artık baba. Hava soğudu. Kalma dışarıda. Tamam kızım. Yetmedi mi bize yaşattıkların? Git buradan. Leyla dayanamaz. Senin yaşadığını öğrenirse bu sefer o ölür. Bir daha karşımıza çıkmasak. Ne bizim ne de Leyla'nın.